Düşey doğrultudaki çembersel hareket konusunun uygulamalarından bir diğeri. Yataydaki arkadaşlar bir ipin ucuna silgi bağlayıp kafamızın üstünde çevirdiğimiz zaman düşey çembersel hareket oluyor. Elimizle önümüzde çevirdiğimiz zaman, göğüs hizamızla çevirdiğimiz zaman da yatay çembersel hareket oluyor. Şimdi düşey düzlemdeki çembersel hareketi incelerken bazı önemli noktalar var, onlara değinelim. Şimdi bu cisim bu noktada durduğunu varsayarsak arkadaşlar, burada bu ipe, buna bağlı bir ip olduğunu düşünürsek ve gerilmesine de biz T kadarlık diyelim. Bu cismin üstüne etki eden kuvvetleri gösteriyorsunuz. Bu noktaya biz A noktası diyelim. Bu ip gerilmesi TA olsun. Bu tarafa doğru bir merkezcil kuvvetimiz var. Fm diyoruz buna. Aşağı doğru da bu cismin üstüne etki eden bir ağırlık var. G ağırlığı. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar, ağırlıkla ip gerilmesinin yönü birbirine dik. Merkezcil kuvvet o zaman ip gerilmesine eşit oluyor. TA eşittir Fm yazabilirsiniz. Burada ağırlık ip gerilmesini etkilemiyor. Fakat şu noktadan geçerken, örneğin bu tarafa doğru döndüğünü düşünelim. Bu noktadan geçerken bu cismin ağırlığı işte burada bizim ip gerilmemize etki edecek. Burada merkezcil kuvveti hemen gösteriyoruz. Bak, merkezcil kuvveti gösterirken arkadaşlar her zaman dışarı doğru, her zaman dışarı doğru savrulmak istiyor. Örneğin buradan geçiyor diyelim. Burada da göstereceğiniz yön aşağı. Buradan geçiyor. Burada da göstereceğiniz yön yukarı. Her zaman dışarı doğru. Her zaman dışarı doğru. Merkezcil kuvvetimizin yönü daima dışarı doğru. Burada bir tane de ip gerilmesi var arkadaşlar. Dikkat ederseniz iki tane bileşenimiz var. G'nin X ve Y bileşenleri var. Onları ayırıyoruz. Ağırlığın burada bir Y bileşeni var. Şurada da bir X bileşeni var. Burada da bir T var. Buraya da bir B noktası diyecek olursak arkadaşlar, bu ip gerilmesi de TB olsun. Burada TB ile GX'in toplamı neyi verecek arkadaşlar? Bize FM'yi verecek. Yani merkezcil kuvveti. Yani kuvvet dengesi yazıyoruz arkadaşlar. Şu anda yaptığımız hiçbir şey yok açıkçası. Net kuvvet dengesinden bahsediyoruz ve onları yazıyoruz. Burada şimdi şu yukarı doğru FM'ye etki ederken aşağı doğru bir ip gerilmemiz var. Bir tane de ağırlığımız var gördüğünüz gibi. Burayı yazacak olursak G artı T eşittir FM, değil mi? Burada C noktası dersek bu noktaya da, buna da TC diyelim. TC. TC'yi yalnız bırakırsak FM eksi G yazacağız. Olayımız bu. Devam ediyoruz. Bu yan tarafa bakacak olursanız arkadaşlar, şu tarafa doğru ip gerilmesi FM, şu tarafa doğru D noktası dediğimizde de T'de yine aynı mantıkla A noktasıyla D noktasındaki ip gerilmesi merkezcil kuvvete eşit olduğu için buraya direkt yazdım arkadaşlar. Sonuçta ağırlık aşağı doğru etki ediyor. Cismin üstüne etki eden net kuvvette sağlı solla eşitlik yazacağımızdan dolayı merkezcil kuvveti aşağı doğru yazdım. Burada da ağırlık ve merkezcil kuvveti gösterdik. Yukarı doğru da bir ip gerilmesi var. Burada da TE diyelim bu noktaya da. TE eşittir G artı FM olur. Değil mi arkadaşlar? Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Burada sevgili öğrencilerimiz F merkezcil kuvvetle ağırlığı ikisini topladık. Şurada da ikisinin farkını aldık dikkat ederseniz. Maksimum ve minimum ip gerilmeleri karşımıza çıkacaktır. Burada minimum ip gerilmesi vardır C noktasında. Çünkü ağırlık aşağı doğru bastığı için ipi burada hafifletiyor. Ama burada da maksimum ip gerilmesi vardır. Aşağı doğru iki tane kuvvet dik etki etmiş. Bakınız bu da maksimum ip gerilmesidir. Yani bize maksimumu sorarsa en alt noktayı, minimumu sorarsa da en üst noktayı alıyoruz diyoruz arkadaşlar. Minimum ve maksimum ip gerilmeleri. En alt nokta maksimum, en üst nokta minimum. Şimdi devam edelim. Bu düşey düzlemdeki çembersel hareketi uygulamalarına bir bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi arkadaşlar diyor ki düşey düzlemde sabit V hızıyla hareket eden dönmekte olan cismin diyor P noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti 2mg oluyor. Şimdi P noktası şu az önceki işlediğimiz konuya göre şurada hangi nokta? Bu noktaya tekabül ediyor değil mi? Sağ taraf, sol taraf. Bir tane ip gerilmesi var, bir tane merkezcil kuvvet var. O zaman burada da arkadaşlar şu tarafa doğru etki eden merkezcil kuvvet aslında bu ipte meydana gelen gerilmedir. O zaman ipte meydana gelen gerilme 2mg oluyorsa bu merkezcil kuvvetin yerine ne yazarsınız siz? 2mg yazabilirsiniz. Değil mi? Peki bu merkezcil kuvvet her yerde sabit mi? Evet, sabit. Şimdi diyor ki L noktasındayken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü FL. Şimdi biz L noktasını şuraya yazalım arkadaşlar. FL eşittir. L'den geçerken aşağı doğru bir 2 mg'lik merkezcil kuvvet var. Bir de ne var arkadaşlar? Burada bu cismin kütlesine dikkat ederseniz M yazmışlar. M şurada yazıyor. Aşağı doğru bir de mg var. O zaman toplam buradaki meydana gelen gerilme ne kadar arkadaşlar? 3 mg. L noktasına etki eden gerilme kuvveti. K noktasından geçerken ki üstüne etki eden kuvvetleri yazalım. Aşağı doğru bir mg ağırlık var. Yukarı doğru bir tane F merkezcil var. Ne kadardı değeri? 2 mg. Değil mi? Yani aşağı doğru bir tane de ip gerilmesi kaldı. Şurada bir tane de T var arkadaşlar. T ile mg'nin toplamı 2 olacak. O zaman T'nin yerine ne yazmamız gerekiyor? Mg artı T eşittir 2 mg olması için. Mg değil mi? Mg artı mg 2 mg eşittir o zaman. Buna da ne yazıyoruz? Mg bak. Mg artı mg eşittir 2 mg. Maksimumu 3, minimumu 1. 3 bölü 1'den buradan 3 çıkar diyoruz arkadaşlar oranı. Geldik başka bir soru. Bakın zaten bize her zaman düşey doğrultuda diyecektir. Biz soruda onu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Yatay doğrultudakinde ve düşey doğrultudakinde farkları iyi araştırmak, iyi incelemek, öğrenmek lazım. Şimdi burada diyor ki düzgün çembersel hareket yapıyor. 2 kiloluk cisim. Şuradan geçerken 10. Buradan geçerken yukarıda da bahsettiğimiz şey. O zaman merkezcil kuvvetimiz ne kadarmış arkadaşlar? 10 Newton. Buna göre P'den geçerken ip gerilmesine kadardır diyor. Şimdi P'den geçerken dikkat edersek bak burada ağırlık bunu etkilemiyordu. Hiçbir şekilde etkilemiyordu. İp gerilmesi 10. Merkezcil kuvvet 10 Newton yazdık. Ama buradan geçerken ağırlık bunu etkileyecek. Yukarıda değinmiş olduğumuz Gx ve Gy bileşenleri vardı. Şimdi burada bunu uygulayacağız. Nasıl uyguluyoruz arkadaşlar? Şöyle. Bunun bir kere merkezcil kuvveti yok mu? Şu tarafa doğru etki eden bir merkezcil kuvveti var. Merkezcil kuvvet her zaman dışarı yönlü dedik. Aşağı doğru da bunun dikkat edin arkadaşlar bir tane ağırlığı var. Şöyle şu tarafa doğru bir ağırlık var. Şöyle çizdik. Ne kadarmış ağırlığı? 2. MG yazarsak buraya. 2 çarpı 10'dan arkadaşlar. G 10. Buraya yazılmadı da. Ben kestim. 2 çarpı 10 20 Newton'dır diyoruz. Bu 20 Newton'ı biz bileşenlerine ayırmamız lazım arkadaşlar. Bir tanesi şu doğrultuda. Bir tanesi de aynen şu doğrultuda. Birisi X, birisi Y doğrultusu olmak üzere. Bu şekilde bunu bileşenlerine ayırdık arkadaşlar. Şuradaki açımız da 90 derece. Ne dedik? Biz ne dedik arkadaşlar? Sinüsle kosinüsle çok uğraşmıyoruz. Bizim özel üçgenlerimiz var. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar şunu aşağı doğru indirdiğimde şu doğrultuyla paralel. Aynı şekilde bu da bunun uzantısı olduğu için şurada direkt 53 derecedir zaten bak. Aynısı. Şöyle düşünün. Şurada şu da ip. Bu doğrultuda bir çembersel hareket yapıldığını hayal edersek cismimiz de şurada bak. Şunu şöylece çektik. Şu şuna paralel. Şunun devamını çektik. Şu açı kaçsa bu açı da odur yani. Birbirine eşit iki tane açıdır. Hani çok bir şey yapmaya gerek yok. Buradaki açıda kaç derece? 37 derece. Şimdi olayın sonuna doğru geliyoruz değerli arkadaşlar. 90 derecenin karşısı. Şu kırmızı çizdiğim yer. 20 Newton değil mi? Burası 5'lik kenar olacaktı. 5'in kaç katı olmuş? 4. O zaman 37'nin karşısı şurası 3'ün 4 katı olacak değil mi? 3'ün 4 katı. O zaman burada bu cisme etki eden ağırlık kuvveti ne kadar? 12. Bir tane de merkezcil kuvvetimiz vardı. 10 Newton. Başta bulmuştuk. 10. Toplam o zaman bizim oradaki ipimizde meydana gelen gerilme kuvveti. Hani şu ipte meydana gelen gerilme kuvveti. Ne kadar? 10 bu tarafa. 12 de ağırlıktan geliyor. Demek ki toplam 22 Newton'dır diyoruz. Bu ip de buradan geçerken ne kadarlık bir gerilme kuvveti var? 22. Tam şuradan geçerken ne kadarlık kuvvet var arkadaşlar? Bir merkezcil kuvvet var. 10. Bir de kendi ağırlığı var cismin. 20. 30. Bak bu tarafa doğru gelirken yavaş yavaş artar. Çünkü en yukarıda neydi arkadaşlar? En azdı. Aşağı doğru inerken yavaş yavaş artıyor. En azdan en fazlaya doğru geliyor. Burada da 22 çıktı. Evet, bunu da değindikten sonra arkadaşlar uygulamalarına devam ediyoruz. Uygulamaları var fazlasıyla. Şimdi şöyle bir soru. Diyor ki K cisim C'deyken ip gerilmesi 110. Buradayken ip gerilmesi 110. L'deyken bu ip gerilmesi 70 oluyormuş. Buna göre diyor merkezcil kuvvet F. Merkezcil kuvvet ne tarafa? Aşağı. Burada yukarı. Şurada sağ, burada sol. Her zaman dikey dışarı doğru gösterdik. Merkez kaç kuvveti olarak ya da merkezcil kuvvetin dengeleyeni olarak çizdiğimiz olay. Peki burada bir de ne var arkadaşlar? Bu cismin ağırlığı var değil mi? G. Şurada da bir cismin ağırlığı var. G. Şimdi bu denge durumlarını yazalım. Önce K noktasınınkini yazalım. F artı G değil mi? Aşağı doğru çeken iki tane kuvvetimiz var. F artı G eşittir. Yukarı doğru etki eden ip gerilmesine. Kaç o arkadaşlar? 110. Bunu yazdık. Burayı bitirdik. Aşağı yazıyorum şimdi. F eşittir. Aşağı doğru etki eden iki tane kuvvet. Bak yukarı doğru etki eden F, aşağı doğru iki tane etki eden G artı 70. Bunu da yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Bak şu F'nin yerine arkadaşlar. Şu F'nin yerine şu yukarıdaki ifadeyi koyalım. Burada ne var arkadaşlar? F artı G var değil mi? F'nin yerine yukarıda G artı 70'i yazıyorum. Bak bunun yerine G artı 70'i koyduğum zaman aşağı atayım bunu. G artı G 2G artı 70 kaldı burada. Karşıki tarafta ne var? 110. 70'i karşıya attım. 2G eşittir 110 eksi 70 40. G eşittir 20 Newton çıktı. O zaman G'yi biz bulduk. Burası 20 Newton. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii. Burada burası 20 ise bunun 110 sağlaması için F'ye kaç koymamız lazım? 90 değil mi? O zaman F'yi de kaç bulduk? 90. Oranlıyoruz arkadaşlar. 9 bölü 2. Yukarıda da bunu tabii kontrol edelim. İp gerilmesi 70'ti. G'yi kaç bulduk? 20. Bak aşağıda 20 bulduk. 70 artı 20 yukarı doğru kaç çıktı? 90. F zaten 90'da. Sistem dengeledi. O yüzden bir sıkıntı yok. Bu tipteki soruları da böyle çözüyoruz. Devam. 3M kütleli bir cisim düşey düzlemde çembersel hareket yaparken maksimum ip gerilmesi 10 mg. Şöyle çizdik. Maksimum şu nokta değil miydi? Minimum da şu nokta değil miydi düşeyde? Aşağı yukarı bakıyoruz işte. Aşağıdaki maksimum, yukarıdaki minimum. Şurada da dikkat edelim. 3M kütleli demiş. O zaman bu cismin aşağı doğru 3 mg ağırlığı yok mu? İpteki maksimum ip gerilmesi bu noktada dolanırken 10 mg olmuyor muymuş? O zaman aşağı doğru etki eden merkez kaç kuvveti 7 mg olmaz mı arkadaşlar? 7, 3 daha 10 mg'yi vermesi açısından. Evet. Minimum ip gerilmesi kaçtır? Bu sefer bize bu ip gerilmesini soruyor. Şimdi aşağı doğru bizim ağırlığımız ne kadar? 3 mg. Bu sabit zaten. Bu bunun ağırlığı arkadaşlar. Yukarı doğru merkezcil kuvvetimiz var ve sabit bir değer. Bu da 7 mg olarak az önce bulmuştuk. 7 mg. O zaman dengesinin sağlanması için buranın kaç olması lazım? 4 mg. Değil mi? 4 mg artı 3 mg eşittir 7 mg. Yani bu sistemi sağlaması lazım. Bunun merkezcil kuvvet, şunun da ağırlık olduğunu bile. Burada da bunu ağırlık olarak yazdık. Şu da F. Bu da o zaman yukarıdaki ip gerilmesi oluyor. Minimum ip gerilmesi kaç mg'ymiş? 4 mg. Olay bu ya. Bitti. Geldik düşey düzlemdeki çembersel hareket sorularından bir diğerine. Bu tipte de çok soru çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bu tipte sorularda da ne yapacağız onu anlatacağım şimdi. Şurayı şöylece bir ayıralım şurada. Şimdi arkadaşlar iki tane boncuk var. Birbirine iple bağlanmış ve döndürülüyor. Bu boncukları ben direkt olarak şimdi hiç soruyu okumadan size bunu bir açıklayacağım. Boncukları böyle düşey doğrultuda döndürürken bir saniye sonra bu boncuklar nereye geldi? Diyelim ki tam şu noktaya geldiler. Tamam, ikisi de bu noktaya geldi. Aynı açıyı taramadılar mı? Gördüğünüz gibi burada ne kadarlık bir açı var? Alfa. Bu yayların uzunluğu ne kadar? Alfa. O zaman bunlar arkadaşlar, bu açılar aynıysa bunların açısal hızları eşittir. Buna omega dersek buna da omega diyeceğiz. Bakmayın şurada V1 ve V2 yazmışlar. O çizgisel hızı. Biz onu kullanmayacağız şu anda. Şimdi diyor ki ipteki gerilmeler K ve L diyor. Yarıçapları vermiş, kütleleri vermiş. Bunların oranını istiyor bizden kaçtır diyor. Şimdi bak şu 3 kiloluk cismi al. Şuraya koydum. Bu tarafa doğru bir merkezcil kuvveti var Fm. Şu tarafa doğru da bir ip gerilmesi var T. Gördüğünüz gibi bunun üstüne etki eden başka kuvvet var mı? Yok. O zaman bu birbirini dengeleyecek. Şimdi bunu yerine koyup yazalım arkadaşlar. Burada dikkatli olmanızı istiyorum. F merkezcilin yerine ne yazıyoruz? M omega kare R. Tamam. Şöyle alalım. M'imiz kaç kilo? 3. Omega'nın karesi omega kare. Omega omega olarak yazıyorum. Yarıçapa da dikkat ederseniz merkezden uzaklığı alacağız arkadaşlar. Toplam o boncuğun merkezi olan uzaklığı 3 metre olduğu için 3 yazıyorum buraya. O zaman bunun üstüne etki eden merkezcil kuvvet kaç omega kare? 9 omega kare. O zaman ip gerilmesi de 9 omega karedir. Bunu bulduk. Bu T L'dir arkadaşlar. L ipindeki gerilme kuvveti. Şimdi K boncuğuna geldik. K boncuğu. Şimdi K boncuğunu aşağı taşıyorum. Onu da şuraya alayım bak. Güzel açık açık yazıyorum. Siz de bazı soruları çözerken hani zorlandığınız kısımlar olursa daha büyük boyutlarda, daha açık, daha renkli kalemlerle yazdığınız zaman biraz daha bazı göremediğiniz şeyleri gözlemleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu da 2 kiloluk cisim arkadaşlar. Şu tarafa doğru bunun da üstüne etki eden bir merkezcil kuvvet var. Bir de L ipi var bak. L ipi. L ipi bunu çekiyor. Bir de kendine ait bir merkezcil kuvveti var. Çünkü yarıçapı farklı. Bunu bulmuştuk. 9 omega kare. Onu yazdım. Şu tarafa doğru da bunu çeken bir K ipi var. Bu da TK. Tamam mı? Bunları yazdıktan sonra biz şunu rahatlıkla bulabiliriz artık. Bunun yerine M omega kare R yazıyoruz. Bunu bulalım. F eşittir. Kaç kilo bu? 2. Omegası omega kare. Kaç yarıçapı? Bak burada yazıyor. 2. O zaman bunun bu tarafa doğru merkezcil kuvveti 4 omega kare değil mi arkadaşlar? 4 omega kare. O zaman buraya da getirip 4 omega kare koyuyoruz. 4 omega kare 9 omega kare daha toplam bu tarafa çeken kuvvet 13 omega kare oluyor. Arkadaşlar K ipini bulduk. 13 L ipini bulduk. 9 oranlıyoruz.